Merhabalar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli hemşerilerimiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle ülkemizde ve şehrimizde de birçok tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında Aksaray Belediye'miz bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK Kadın Meslek Edindirme Kurslarımız ileri bir tarihe alındı. Bu süreçte biz de siz değerli izleyicilerimize kurslarımızı online olarak sizlere aktaracağız birden fazla branşı ekranlarımıza taşıyacağız. Yanımızda Akmek eğitimcilerimizden Kağıt Rölyef hocamız Şerife İnce Hanımefendi beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sizi bulduk. biraz tanıyabilir miyiz? Bu işe nasıl başladınız? Nasıl karar verdiniz evet, bu işe ben efendim? Ben Şerife İnce. Evet. Yani dünyayı e, esir altına alan bu inşallah sıkıntıdan kurtuluruz. Rabbimiz yardımcımız i̇nşallah. olsun. Eee bu sebepten dolayı kurslarımıza biraz ara verdik. Ama inşallah e, Sasekin, bu sıkıntımızı atlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. E, Rabbim yardımcımız olsun. Ben sadece bir de mesaj vermek istiyorum. Türkiye evinde kal. Evet. Diye bir mesaj da vermek istiyorum. E, şöyle anlatayım. Ben Şerife İnce. Katrilyaf hocasıyım. E, bu işi e, şöyle bir şey bizi doğu da görev yaptık eşimin memur Hı -hı. olma sebebiyle. Ben orada eğitimini aldım. 6 sene bizim orada görev süremiz olduğunda ben halk eğitime gittim. Ha boş durmak istemedim. Böyle hani ev hanımı, yani çocuklarım da büyümüştü. Ee, dedim boş vaktimi değerlendireyim. Evet. Ama 6 sene boyunca çok şükür gittim, geldim. Ve 2013'te buraya geldik. Aksaray'a geldik. 2013'te ee, geldikten sonra bir ay sonra plan. Ben hani bu işi çok sevdiğim için o kadar çok sevdim ki hala seviyorum yani. O yüzden <laughs> dedim hani bunu e, başkalarına da göstereyim. Hani böyle bir hayalim vardı yani. E, ya ben çok sevdiğim için e, insanların da çok seveceğini biraz tahmin ettim. 2013'te geldik Ağustos Temmuz Ağustos gibi e, Eylül'ün birinde burada katırelife hocası olarak başladım. Evet hocam. Peki kağıt rölyef nedir hocam? Aşamaları nelerdir? Bir rölyef tablosunu bitirebilmemiz için bize gereken süre nelerdir? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle evet süresi değişir. Süresi değişiyor. Normalde büyük panolarımız var. 35'e 50'ye var. 50'ye 70 var. 100'e 55 var. Yani değişiyor. Süresi de değişiyor o yüzden. Kimi öğrenci bizim kursiyerlerimizin Yeteneklerine değişiyor, el becerisine değişiyor, çalışmasına değişiyor. Evet. Yani o şeyde yani biz tam bir ay sürer, iki ay sürer diye de çok bir fazla mühlet veremiyoruz çünkü değiştiği için en maksimum şimdi ben göstereceğim inşallah uygulamalı olarak en maksimum dört hafta. Yani. Emek gerektiren, tabii, sabır gerektiren tabii. bir iş olduğunu düşünüyorum. Aynen, aynen. Başlayalım isterseniz hocam. İzleyicilerimiz de görsünler. Tamam uygulamalı olarak gösterelim. Tabii. Şimdi benim burada aynı şeyimde modelimde 8 adet posterim var. bir e, Biz ilk etapta ben öğrencilerimin söylediğim bir yani normalde ben böyle bir iki tanesi numaralandırayım ki hani bir bilgileri olsun. Hı hı. Bu numara bizim için çok önemli. Çünkü öğrencilerim numara üzerinden gidecek. Bir numaramı normalde zemin olarak kullanıyorum. Zemin kullandığım için kenarda duruyorum. İki numaramdan başlıyorum. Şu numarasını iki yapalım. Çizilmiş çünkü. Ve bir de malzemelerimi de bu Tabii arada hatırlatayım. ]acağım. Gerekli malzemeleriniz Aynen. neler? Bizim olmazsa olmaz ee, silikon tabancamız, şeffaf silikon. Şeffaf olmasına dikkat edelim. Kesinlikle şeffaf olacak. Kratuar bıçağımız var. Kratuvar bıçağım olmazsa olmaz. Bizim bataryalarımızdan. Ee, ve kesme tahtamız. Temel ihtiyaçlarımız. bunlar. Aynen temel ihtiyaçlarımız ve çöp şişimiz tabii ki de kat oluşumunu yapmak Onlar için. Yapmışım. Şimdi evet. normalde ikinci numaramdan başlıyorum kesmeye. Böyle devam ediyorum keserek. Bir e, ayrı zemin... İki numaram e, ayrı bir kesiyoruz. Bir de biz perspektifini vermek için, yani normalde çiçekleri de olmuyor, ama manzaralarda hı hı. ya büyük posterlerimizde illa kat, yani arkadan başlayarak öne doğru geliyoruz. Yani rölyef nasıl bir şey denildi sorduğunuzda, yani bu e, kesme ve oyma işlemlerinden oluşan üst üste konulan bir tekniktir. Rölyef dediğimiz. Aynen, evet, odur. Kaç kattan oluşuyor hocam rölyefler? Normalde değil o da değişiyor. Şöyle bir şey ya çok kullanan katını çok kullanan <laughs> kullanan arkadaşlarımız da vardır ama ben kendim. Ee, birincisi de bir de şöyle biz e, anlatayım. Ee, ben buraya geldiğimde 2013'te geldim ve e, Akmek diye bir yeri öğrendim. Ee, ve dedim ki ben bir gideyim şansımı deneyeyim dedim. <laughs> ben ve e, o zaman e, doğudayken yaptığım el işlerimi getirdim. Ve ve başkan yardımcılarım o kadar çok beğenmişlerdi ki çünkü aksarayda rölyef yoktu yani bilmiyorlardı. Evet. Ben e, e, gelip de gösterdikten sonra hani böyle a, nedir bu dedikten sonra ben hani böyle artık anlatmaya başladım İşte böyle dedim normalde e, kağıt rölyefi bilmedikleri için tabii tekniğini de bilmiyorlardı. E, evet. Biz başkanlarım da bana dediler e, e, eğer öğrenci bulursan aç bu kursu dediler vesile de, oldunuz bu işlere. Aynen çok şükür bir sefer biz hemen hiç yani zaman kaybetmedik. Öğrencim evet. oluştu ve 2013 Eylül'ün birinde Uzun ilk zaman. kursumu açtım. Ne güzel hocam. Yani başlamış oldum. Peki hocam kurslar hakkında bilgi versiniz. talepler nasıl? Ak Akmekte, katılım evet. oranları nasıl? Evet. Şimdi biz de, ben 2013'te geldim. Eylül'ün birinde başladım. O zaman tabii tek hocayım ee, ve tabii bu kadar da gelişmemişti hı hı. o e, akmek. Ama şimdi e, 4-5 tane şubemiz oldu. Artı bir de akşam kurslarımız var. Evet. Çok talep olan kurslardan dolayı. O zaman daha sadece bir şubemiz olduğu için biz orada çalışıyorduk. Orayı tamam e, şey yap, yetişebiliyorduk e, şeylere, kursiyelere ama sonra şubelerimiz çoğaldı, talepler çoğaldıktan evet. sonra... Ee, bana müdürlerim şöyle bir şey etti. Hani e, biz talepleri çok katrölefe hani bir başka bir daha hoca yani öğrencin yetiştirebildiğin öğrencin var mı diye hı hı. bir öneride sundular. Çok şükür bir öğrencim Rabia Şahin hocamız var. Selamlar ona da. Ee, ben o da yani şimdi yani çok mütevazi olmayacağım bu konuda. Çok bir becerikli yani normalde de öyle olmasa zaten bu işi yapamazdı. Doğru söylüyor. Artı bir de şunu değineyim. ...normalde bu işi yapmakla bitmiyor... ...sabır... ...yani o kadar sabırlı olman gerekiyor ki... ...özverili... ...yani bir de öğrettiğin kişiye... ...yani böyle onu sevdirmen gerekiyor... ...diyeyim açıkçası... ...ya mesela öğrenci geldi ki hocam bu kağıt... ...ya ben kağıt kes kes nereye diyor ama... ...sınıfa girdikten sonra... ...sınıftan çıkartamıyoruz... ...diyelim benim öğrencilerimden... ...60 panu yapanlar var... ...50 panu yapanlar var... ...diyorum ki ne yapıyorsun yap yap artık gelme diyorum... Yok hocam ya ben e, sınıf ortamı için geliyorum. Yani akmek için geliyorum diyor. Hani e, böyle öğrencilerde de böyle bir şey var. Terapi, kendine zaman ayırma, güven, sosyal dışarı çıkmış oluyor. Ya yani bunlar Senleri motive ediyorlar. Evet. Size yani evet o kadar güzel de memnun kalıyorlar ki ya ben böyle onlar memnun kal, kalınca böyle ben o kadar çok mutlu oluyorum ki. Ya böyle mesela hani diyorum bak ne güzel. Mesela çok terapi hapları kullanıp, e, depresyon hapları kullanıp, yani doktoruna gidip de doktoru hususi bizi akmeke gitti tavsiye ediyor hastalarına ki dışarı çıksınlar ki bir şeylerle uğrasınlar. Hani kafalarını kendilerini dinlemesinler diye. Ama gerçekten bak kanser hastası öğrencilerimiz yani böyle terapi gören ya yani böyle gerçek yani böyle sayısını hatırlamıyorum bile. Her yaş bile. grubundan da gelen öğrencileriniz var. Ya 16'dan başlıyor aslında 70 yaşına kadar grup var yani. Ha o kadar ilgisini çekeni çekiyor. Ya yani çekmeni zaten gelmiyor o da. Ya normalde ama çeken de çok sevi dediğim gibi çok ıı, ortam için geliyorum hocam. Akmek için geliyorum hocam. Ya mesela Sizler için geliyoruz hocam diyen öğrenci sayısı çoktur. Yani sadece benim branşımda değil, AKMEK genel olarak öyledir zaten. Kırktan fazla branşımız var zaten evet. AKMEK'te. Evet. Birisi de Kağıt Rölyef. Peki bu evet. e, şimdi seyircilerimiz merak edeceklerdir. Bu ilk başlayanlar için zor mu diye soran öğrencileriniz vardır mutlaka. Evet. Nasıl zor mu hocam ilk başlarda Tabii. Nasıl geliyor daha sonrası? Ya normalde geliyor işte hocam benim hiç becerim yok diyor. Hocam ben hiç elime bu işi almadım diyor. İşte bıçağı tamam diyor. Biz onlar işte böyle o kadar çok sakinleştir işte de dedim ya yani e, sade yetenek önemli değil. Bunun işin içinde bir de orası var işte. Evet. Ya işte sen yapamıyorsun yapamazsın demeden ziyade diyoruz ki 60, 60 her yaşında zaman. yani 65 yaşında böyle öğrencilerim. Diyor ki hocam benim evden çıkmam lazım ama ben bu işi yapamam diyor. Ama biz ne yapıyoruz yaparsın. Bak yapamam diye bir şey yok yaparsın. Zaten bensiz yapmıyorsun. Ya yani ben gösteriyorum sana sen yapacaksın. Yani biz öyle başlıyoruz ama sonra diyelim ki bu mesela benim bu yaptığım çalışma ilk öğrencilerime getirdiğim çalışma ve yeni öğrencilerin hepsini aynı şekilde çalıştırıyorum ki ilk etapta bir tekniğini öğrensin ve bir çözsün bu işi nasıl bir şey olduğunu bir anlasın diye bundan başlattırıyorum. Ondan sonra kendine kalmış bir şey sipariş veriyoruz getirtiyoruz ne isterse canları onları çalışıyorlar. İlk etapta böyle başlayınca sonra üçüncü veya dördüncü şey yapınca panoları kendilerine inanamıyorlar ondan sonra. Hocam bunu ben yaptım diyor. Ya böyle hı hı. çok şeyler vardır, anılar vardır bizim öğrencilerinden. Hocam diyor, der böyle yaptım, ettim duvara astım, karşısına geçtim, eşimle kahve içtim. Yani o kadar güzel şeyler alıyoruz. Hı hı. Ya bunlar hani söylememin, e, anlatmamın şey hani öğrencilerden ne kadar istek ve ne kadar e, talep olması bu yönden talep oluyor Doğru. işte. Emeklerinizin Aynı. karşılığını hı. almış oluyorsunuz. Evet, o da, da gerçekten ben çok mutluyum o yönden. Hı hı. O kadar hı hı. çok mutlu. İşte ben de, e, seve, ya bizim sade ben değil. Akmek hocalarımız olarak hep hocalarım severek yaptıkları için işi zaten sevmesen bu işi yapamazsın. Ya her iş öyledir sonuçta. Her şey bir şeyi sevebilmekle başlıyor zaten. Aynı. Bütün hayatımız boyunca da öyle. Aynen. Ben birinci, ikinci kata böyle kesiyorum. Evet. Hocam. Normalde ben bunu böyle kestikten sonra e, zeminin tabii birazcık bizim bu çekimlerde hadi deyince olacak bir şey olmadığı için ben biraz yapabildiğim kadar yapayım. Yavaş yavaş hem sohbetimiz... Bu ilk zeminimiz şeyden, değil mi? Bu iki numaramız. İki i̇lk zemin hiç ellemiyoruz. ellemiyoruz. Bu zemin. Bu zeminde hı. kalıyor öyle. Normalde e, ikinciden başlıyorum. Çünkü numara dediğim gibi o yüzden çok önemli. İki farklı kesiliyor. Üç farklı kesiliyor. Dört farklı kesiliyor derken ben beşe kadar kesiyorum. Beşten sonra bir e, bizim bunu söyleyeyim kahverengi bir boyamız var rutuş hı hı olarak geçiyor. Rutuş çalışması olarak geçiyor. Bu kahverengini ben öğrencilerime diyorum ki gidin kahverengi keçeli uçlu kalem alın ama hiç önemli değil şu büyüktür, küçüktür. Önemli yeter ki benim için kahve olsun diyorum. Biz bunlar kestikten sonra kenar rutuş boyamamız var. Onu boyadıktan sonra e, tabii ki ondan sonra çöp şiş ve silikonla e, bir zemin üstüne koy yapıştırıyorum. 2 3 4 5 numara burada önemli. 5'e kadar yapıştırdım. Zaten benim 8 tane 3 tanesini giydirmeye koydum. 6, 7, 8'i de. Onlar bir kenarda bekliyorlar. Bu giydirme dediğimiz nedir efendim? İzleyicilerimiz aktarabilirsek. Evet. Efendim. Şimdi giydirme dediğimiz diyelim ben bunu şimdi 8 numarayı kesmiş gibi göstereyim size. Normalde de yapacağız inşallah. Bunu diyelim bu bizim bir büyük gülümüzün tek tek yaprağını çıkartmaktır. giydirme şimdi, dediğimiz işlem bu Evet. Şimdi ben bunu tek tek yaprak çıkartıyorum. Bir tane hemen size çıkartayım ki bir o işlemi hemen ...hızlıca bir geçelim. Normalde öğrencilerim dediğim gibi... ...yani e, çok zevkallılar. Bu arada hepsini de özledim. <laughs> İnşallah derslerimiz baştan sağa sekin. İnşallah, İnşallah. herkes... ...bir düzenine girdikten sonra... ...Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah. Frutuş boyamız dediğimde diyelim ki bu gülün bir tane yaprağını kestim. Artı bu gülün yaprağı hep böyle tek tek kesilecek. <laughs> bu... 6 7 8 numaramda olacak. 5 evet. ne yaptım? 1 2 3 4 5'e kadar katlanı yapıştırdım. Hı hı. Silikon, şeffaf silikon ve çubukla. Ve giydirmemde 6 7 8'imi böyle parçalıyorum ve bizim böyle rutuş boyalarımız var. Rutuş boyama demem. Ben normalde öğrencilerim de hani bazen üşenirler. Boyamak için ama sonra bakarlar hocam ya haklıymışsın. Boyamak çok güzel geliyor. Çünkü boyutunu boyamak veriyor. Normalde ben bunun kestim miydi? Bak kestim. Bir kestiğim yeri bir de boyadığım yeri göstereyim. Boyadığım e, kestiğim yer beyaz. Mesela boyadığım yer bütün sağlıyor. Ya böyle bıçakla kesilmiş gibi göstermiyor. Boyutunu o veriyor zaten. Yani bunu diyor ki mesela sen kesip nasıl koydun demek istediği buydu zaten. Şimdi bunu böyle boyadım. Boyadıktan sonra bizim ütü şeklimiz diyoruz. Ütü giydirme ve ütü ikisi olmazsa olması. Biz normalde bataryeleri var bunların. Hani top ütüleri var vesaire şöyle böyle ama ben şöyle bir durum var. Bizim öğrencilerimiz tamam geliyor ama maddi yönden de birazcık da e, onu da hesap etmemiz gerekiyor. Biz hocalar olarak ona göre de, de öğrencilerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlarını kendileri alıp geliyorlar değil mi Tabii, hocam? Tabii aynen. E, İhtiyaçlarına kendileri geliyor. Bir de ikincisi şu da aklıma geldi. Öğrenci geliyor diyor ki hocam diyor bunun masrafı ne kadar diyor. Bunun bana ne kadara mal olur diyor. Ben sadece öğrencime demek istediğim bak bu her akme kursun her kursunda geçerlidir. Bunun giderini sen kendin ayarlayacaksın derim. Ya mesela 10 tane yapacağın pano 3 tane yaparsın. Güzel bir şekilde yaparsın ve duvarına asarsın. Ama sen 10 tane yaparsan 10 tanenin masrafı farklıdır. 3 tane yaparsan 3 tanenin masraf farklıdır. Onu sen kendin... ...ayarlarsın evet. derim. Biz şimdi normalde... ...bak bu ütüler böyle. Bazen ben... ...normalde elimle ütülü şey ...elimle veriyorum ama bazen öğrencilerime de... ...bir daha kolaylık olsun diye... Ütü elimdeki, dediğimiz işlem budur. Heh, aynen. Kalem olsun vesaire böyle bir şeylerinin... E, ...o yüzden ben ütü takımını... ...aldırmıyorum. Gerek yok diyorum. O kadar... ...gereksiz masrafa diyorum. Yapabiliriz... ...elimizle diyorum. Bunu böyle ütlü, ütüledikten sonra... ...ben beş katımı... ...yaptıktan sonra... Ee, ve tek tek bunu ve silikonda sıkabilirim. Tabii, normalde biz yapıştırmaya de. geçeceğiz ama süremiz Hı -hı. E, kısıtlı olduğu için biraz hızlı atlıyorum. Gelir şimdi o. Bak, Normalde silikon dediğimiz bu olay. Ya e, ben şöyle bir şey öğrencilerimin asıl püf noktalar bunlar. Ben böyle gösteriyorum ama diyecek ki ben. Yapacak ve ya ben hocam sıkıyorum ama benimki böyle ayakta durmuyor. Hatta biz bir tane kağıdıma da yapıştırayım. Şurada böyle bir sadece örnek olsun diye. Bak ben bunu yapıştırdıktan sonra bunun böyle kalması gerekiyor. Çok güzel. Heh. Şimdi böyle kalması gerekiyor ya bunu öğrenci diyor ki hocam ben yapıyorum yapıyorum yatıyor benimki diyor ayakta kalmıyor diyor. Bunun püf noktası ben her zaman içerim bu de, diyorum ıı, arkaya koyduğumuz silikonlar. Ben silikonu böyle yaymayacaksın, top top koyacaksın, boncuk boncuk koyacaksın. Ayarını yani güzel verebilmek ha, önemli. Olacak. Aynen. Sen diyorum boncuk boncuk koy, seni yormaz. Aa, koyduğun yerde kalır diyorum. Onun püf noktası o. Ya öğrenci o yönden çok zorlanıyorlar normalde. Ben devamlı diyorum, e, silikonlarınızı bak tam kıvamında kullanırsan top top boncuk boncuk yani yayma. Bu böyle gidiyor. Bu giydirme. Bunu hangi katlar sayılarımda yapıyorum? Altı numaramda yapıyorum. 7 numaramı da yapıyorum. 8 numaramı da e, onun bir kenara koyuyorum ki ince detaylarım varsa, mesela bükülmüş külmüş detaylarım varsa, katlanmış detaylarım varsa, e, yapraklarımızın bazı çalışmalarımızda damallarımız var. Damallarımız varsa onları çalışmak için 8 numarayı bir kendime ayırt ediyorum. Bu işlem böyle devam ediyor. Manzaralar ayrıdır, e, çiçekler ayrıdır. Hı hı. E, manzaralar 10 adetten olur. Çiçeklerin bazı 8 adetten ama en maksimum 8'dir. 8 adet. Yani 8'i e inmem. Ee, tabii başka çeşit çalışan hocalarımız vardır. Saygı duyarım yani. Onda da sıkıntı yok. Ama hani benim kendi e, yaptığım, çalıştığım çalışmalarım böyle devam ediyor. Evet hocam. Tiyatro ile eğitim almak isteyen kursiyerlerimize, vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz evet. olur? Çünkü söylediğimiz gibi bu sabır gerektiren, evet. emek gerektiren bir şey. Ee, bu konu hakkında sizin fikirlerinizi almak istiyorum son olarak hocam. Neler evet. söylemek istersiniz? Ya normalde zaten benim e, yani gerçek böyle e, çok abartmayacağım yüzde Yani yüzde elli öğrencilerim. Ya mesela benim bu sene, bu dönem altı sınıfım var. <laughs> altı sınıfımda e, hemen hemen yüz kursiyerim var. Bu yüz kursiyerimden yarısı ya şöyle bir şey diyor mesela e, hocam e, işte ben bunu hanı nasıl yapabilirim nasıl kesebilirim diyor ya ya orada bu kendisi devreye giriyor zaten kendine özgüveni yani bir de eğitimine gelince bu eğitimle yine hep özgüvenden geliyor. İnanmak. İnanmak. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey biz de ya bu ya diyorum ki bu diyorum aktivite yani böyle siz için vakit geçirme aktivitesi yani böyle strese girmeyin. Aynen. Ya bu böyle olmayacak değil bu kağıdım olmasa öbür kağıttan başlarım. O kağıt olmasa öbür kağıttan başlarım. Ben 2013 de beri bu işi yapıyorum ama daha bir tane öğrencimin kağıdı çöpe gitmiş değildir. Çünkü atmıyoruz. Yani atacak bir durumumuz yok zaten. Yani o kadar kötü olan bir şey yok. Öyle geliyor. Ama sonra kendini çözdükten sonra bu devam ediyor. Eğitimine gelince ya eğitimi değişiyor. Yani değişiyor. Bana hep öğrencilerimin diyelim dedim ya altı sınıfım var. Yani böyle inan hani böyle bir senede iki dönemlik kurslar veriyoruz. Evet hocam. Ee, bahar dönemi, sonbahar dönemi olarak. Hep öğrencilerimin sorduğu soru Hocam sen bunun eğitimini nasıl aldın ve hocanla kaç adet yaptın? Yani bunu çok sorarlar. Ve bana devamlı hayatını bir anlat. Yani nasıl geçti, nasıl <laughs> geçti? Öğrencileriniz de merak ediyordur bu işe nasıl o, Çok merak ediyorlar. Çünkü diyor ki hocam diyor işte sen diyor yapmışsın diyor biz de yapabilir miyiz diyor. Ya diyorum ben yapabilirsiniz. Yani bunda İsteyen herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Artı o kadar çok yani bu kendine zaman ayırmak da o kadar güzel bir şey ki. Yani bence bir insan kendine vakit ayırması gerekiyor. Doğru yani sayesinde. çok kaliteli bir yaşam için bence. Zamanımızı boş geçirmek yerine bu evet. güzel aktivitelerle geçirmek. Evet. Artı ben bir konumda da söylemiştim. Biz çalışanlar için çok istek talep olduğu için. Neredeyse bir 4-5 senedir biz akşam kursu açıyoruz. Akşam Hı -hı. kursu rölyef ve başka branşlarımızda da var. Çalışan erkekler, bayanlar için 5'te başlar, sekiz buçuk, dokuz arası biter akşam kursumuz. Ve yani böyle inanamayacaksın. Ha işten geliyor, koştur koştur kursa geliyor. Ya böyle mesele diyor ki ben buraya dinlenmeye geliyorum diyor. Eşiyle gelen var, arkadaşıyla gelen var, tek gelen var. Ya yani onda hiç sıkıntı yok. Biz herkes kapımız açık buyurun gelin diyoruz yani. İnşallah hocam. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çalışmama ama burada bir hızlı bir şekilde bir geçişim oldu e, vakitten dolayı. Şimdi bitmiş halin ise ben tekrar bir özet geçeyim. Bir numaram, iki numaram, üç dört beş derken biz bu kat, bak bu katta yapıştırıyoruz çöp ve şişle yapıştırdığımız bittikten sonra ben bir tane yaprak koymuştum buraya ama bunun aynı devamı böyle çalışacağız. Ya yani bu altı yedi sekiz numaramız bu şekilde çıkacak. İkincisi normalde biz bu tohumlarımızı kullanıyoruz. Bunlar dıştan alma tohumlar. Bazen biz kullanıyoruz, bazen kullanmıyoruz ama bu kullanılırsa güzel oluyor. Biz bitmiş hali bunun, bu çalışmanın bitmiş hali bu şekilde olacak. Şerif Hocam bugün bizlere kağıt rölyef sanat hakkında bilgiler verdi. Öğrenmek isteyenlere faydalı bilgiler aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda sizlere diğer branşları tanıtmaya, tanıtmaya ve anlatmaya çalışacağız. Hoşçakalın bizden ayrılmayın.